Yeniden merhaba. En sonunda Laplace dönüşümünü faydalı bir şekilde kullanıyoruz. Problemin ilk bölümünde bu diferansiyel denklem vardı. Bu arada bu noktada bu karakteristik denklemle çözümü çok net olan bir denklem olduğundan tüm bunlara ne gerek vardı diye düşünüyor da olabilirsiniz. Size bunların da Laplace dönüşümüyle çözülebileceğini göstermek istedim. Çünkü ileride karşımıza öyle sorular çıkacak ki klasik çözüm yöntemlerinin Laplace dönüşümü kadar başarılı olmadıklarını göreceksin. Bir önceki videoda neler yaptığımızın kısaca üzerinden geçelim. Bu denklemin iki tarafının Laplace dönüşümünü aldık. Fonksiyonun türevini Laplace dönüşümü özelliğini kullanarak bu gördüğünüz çok karmaşık ifadeyi elde ettik. Bir sürü işlem sonunda da bu sonuca ulaştık y'nin laplas dönüşümünün buna eşit olduğunu bulduk. Evet, denklemin iki tarafının laplas dönüşümünü alarak bu noktaya kadar geldik. Bu videoda ise bunun hangi fonksiyonunun laplas dönüşümü olduğunu bulmamız lazım ve bu da aslında bu denklemin iki tarafının ters laplas dönüşümünü almak demek. Evet, bunun iki tarafının da ters laplas dönüşümünü alır isek y eşittir 2s artı 13 bölü s kare artı 5s artı 6'nın ters laplas dönüşümünü buluruz. Ters Laplace dönüşümünün matematiksel tanımının ne olduğunu yani S'den T'ye yani frekanstan zamana nasıl geçebileceğimizi tabii ki de öğreneceğiz ama şimdilik bunun için endişelenmemize gerek yok. Yapmamız gereken tek şey bunu tanıdık bir hale getirmek. Çünkü bunu yapabilirsek fonksiyonun neye eşit olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi C1-2 dersinden yani 8. 9. ya da 10. sınıftan beri kullanmadığınızı düşündüğüm bir şey yapacağız ve aslında bunun da faydalı bir şey olduğunu göreceksiniz. Kısmi kesirlerden bahsediyorum. Eğer tam olarak hatırlamıyor iseniz e, işe küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Buradaki paydayı çarpanlarına ayıralım. Ne yapmak istediğimi birazdan anlayacaksınız. Paydayı çarpanlarına ayırırsam s artı 2 çarpı s artı 3 elde ederim öyle değil mi? Ve şimdi de bu kesri iki kısmi kesrin toplamı olarak ifade etmeye çalışacağım. Kısmi kesir açılımı da bu anlama geliyor zaten. time. Bunu a bölü s artı 2 artı b bölü s artı 3 haline getirmeye çalışacağım. Ve bunu yaptıktan sonra da bunların Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bildiğimiz fonksiyonlar haline geleceğini şimdiden tahmin ediyor olmalısınız. Bundan da az sonra bahsedeceğim ama önce a ve b'nin neye eşit olduklarını bulalım. a ve b'yi toplarsak şuraya yazayım bakın paydaları ortak olursa yani payda eğer buna eşitse s artı 2 çarpı s artı 3. a'yı s artı 3 ile çarpmamız gerekir ve a çarpı s artı 3 çarpı a elde ederiz. Bu a bölü s artı 2'ye eşittir çünkü payı ve paydayı s artı 3 ile sadeleştirirsek bunu elde ederiz. Şimdi buna bir de b'yi ekleyelim. Artı, farklı bir renk kullanacağım. Artı, b'yi de s artı 2 ile çarpmamız lazım. Bunu yapınca da b çarpı s artı 2b elde ederiz. Bu da buna eşit. Bu arada bu yaptığım öyle çok havalı bir şey de değil. İki kesri topladım o kadar. Aslına bakarsanız bununla ilgili bir videoda yapsam belki iyi olabilir. Her neyse bu buna eşit diyordum. 2s artı 13 bölü s artı 2 2 çarpı s artı 3. Diferansiyel denklemlerin en zor kısmının için hesaplama yani cebir kısmı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi de bakalım s'li terimleri bir araya alalım. Paydalar birbirine eşit olduğuna göre paylarında birbirine eşit olmaları gerekir. a artı b çarpı s artı 3a artı 2b. Evet, bu 2s artı 13'e eşit olmalı. Burada s'in önünde 2, burada da a artı b olduğuna göre, a artı b'nin 2'ye eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan bir de 3a artı 2b var. Bunların da 13'e eşit olması gerekir. Bu arada bunu b gibi yazmışım ama 13 olduğunu biliyoruz. Biraz daha düzgün yazayım ki kafamız karışmasın. O halde 3a artı 2b eşittir 13. Elimizde iki bilinmeyenli iki denklem var ve biz bunun nasıl çözülebileceğini biliyoruz. Yorulmaya başladığınızı sezer gibiyim ama biraz daha sabredin lütfen. Ne de olsa en sonunda bu denklemi Laplace dönüşümüyle çözmüş olacağız. Evet, üstteki denklemin iki tarafını 2 ile çarpalım, hatta eksi 2 ile çarpalım. Böylece eksi 2a eksi 2b eşittir eksi 4 elde ederiz ve şimdi de denklemleri taraf tarafa toplayacağım. Bunlar birbirini götürecek a eşittir 9. A 9'sa, evet b nedir? Bir bakalım. 9'lu hangi sayının toplamı 2'ye eşittir eksi 7'nin öyle değil mi? Ve artık bunu, yani y'nin Laplace dönüşümünü a, yani 9 bölü s artı 2 artı b, yani eksi 7 bölü s artı 3 olarak yazabiliyoruz. Bunu da 9 çarpı 1 bölü s artı 2, eksi 7 çarpı 1 bölü s artı 3 olarak, yazalım. Tüm bunları neden yaptığımı şimdi görüyorsunuz değil mi? Bunun bulduğumuz ikinci Laplace dönüşümü olduğunu hatırlıyorsunuz. Hatırlamanız için bir kere daha yazayım. E üzeri a çarpı t'nin Laplace dönüşümünün 1 bölü s eksi a'ya eşit olduğunu bulmuştuk. İlginç. Demek istediğim bu durumda bu neyin Laplace dönüşümü olur? Ee, ya da bir saniye yaptıklarımla tutarlı olması adına y'nin Laplace dönüşümü bu 9 çarpı neyin Laplace dönüşümüdür? Bu eğer s eksi a ise a'nın eksi 2 olması gerekir. O halde bu 9 çarpı e üzeri eksi 2 t'nin Laplace dönüşümüdür. Anladınız değil mi? Eğer tam olarak anlamadıysanız bunun Laplace dönüşümünü alın, kullanacağınız özellik de bu olacak ve sonuç olarak 1 bölü s eksi a elde edeceğinizi görün. Şimdi ekranı biraz temizlemek istiyorum. Şunu sileyim ama bu kalsın. Sonra şimdi 1 de eksi 7 çarpı, peki bu neyin Laplace dönüşümü? e üzeri eksi 3T. Evet yaptığım tek şey bunun bunlara uygulandığını düşünmek ve eğer bunu hatırlamıyor iseniz Laplace dönüşümü tablosuna bakıp bu özelliği kendinizde bulabilirsiniz. Bu buna çok benziyor diye düşünüp burada S artı 3 burada da S eksi A var o halde A'nın eksi 3 eşit olması gerekir diyerek bunun E üzeri eksi 3T'nin Laplace dönüşümü olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi de ters Laplace dönüşümü alalım. Ya da bir saniye Laplace dönüşümünün doğrusal bir operatör olduğunu biliyoruz. Artık bunu da silebilirim. Laplace dönüşümü doğrusal bir operatör olduğu için, bu arada yazdıklarımın hepsini tabii ki de yazmak zorunda değilsiniz ama ben herhangi bir şeyi atlamak istemediğim için her şeyi uzun uzun yazıyorum. Bu 9 e üzeri eksi 2 t eksi 7 e üzeri eksi 3 t'nin Laplace dönüşümü olarak yazılabilir. y'nin Laplace dönüşümü bunun Laplace dönüşümüne eşit. Bu durumda y de 9 e üzeri eksi 2 t eksi 7 e üzeri eksi 3 t'ye eşit olmalıdır. Ispatını yapmadım ama Laplace dönüşümünün birebir dönüşüm olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Demek istediğim eğer bir fonksiyonun Laplace dönüşümünü alıp sonra da bunun ters Laplace dönüşümünü alırsam orijinal fonksiyonumu elde ederim. Anlaştık mı? Başka bir deyişle iki farklı fonksiyonun Laplace dönüşümü aynı olamaz. Her neyse. Size düşünmeniz için birkaç şey söylemek istiyorum. Burada ve burada karakteristik denkleme benzeyen bir ifade elde ettik ve iki bilinmeyenli bir denklem sistemi çözmemiz gerekti. Bunların ikisi de klasik yöntemlerle bir başlangıç değeri problemi çözerken yaptığımız şeylerdir ama burada ikisi de aynı anda gerçekleşti. Yani belki daha uzun oldu. Yani tüm bu kısmı kesir açılımlarını yapmamız gerekti ama açık ve net bir sonuç elde ettik ve bu anlamda Laplace dönüşümünün oldukça faydalı bir operatör olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki videoda homojen olmayan bir denkleme ele alacağız ve size Laplace dönüşümünün orada da işimize yaradığını göstereceğim. Çözümler hakkında tahminde bulunmak yerine, kat sayıların neye eşit olduklarını bulmak yerine, sizce de Laplace dönüşümü çok daha tutarlı bir yöntem olmadı mı? Peki, bir sonraki videoda görüşürüz.